Arkadaşlar merhaba, OYAK Yatırım'ın bilançosuna bakalım. Nakit döndürme süresi çeyreksel olarak kısalmış arkadaşlar. Bu iyi tabi. Net işletme sermayesinde herhangi bir sıkıntı yok. Net borçla çeyreklikte arkadaşlar nakitler 676 milyon artarak 817 milyon nakite dönüşmüş. Yani pozitif arkadaşlar, borcu yok. Nakit akışları olumluya evrilmiş arkadaşlar. Rutin dışına çıkan bir yatırım yok. Bunlardan bahsettikten sonra gelelim hasılata. Çeyreksel baktığımızı söylüyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrek ve bir sonraki çeyrek arasındaki değişimlere ve kendisiyle aynı dönem olan bir yıl önceki çeyrekle kıyaslıyoruz. Bakıyoruz ne gibi gelişmeler olmuş arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %40.23 artarken şu anda -16.06'ymış. Bir önceki çeyrek -51.40'mış. Dolayısıyla hasılat ne olmuş arkadaşlar? Geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene bu 2.78'miş. Şu anda 18.78'miş. Bir önceki çeyrekte 5.66'ymış. Dolayısıyla burada marjda arkadaşlar son 7 çeyreğin en iyi performansını göstermiş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde etmiş? Geçen yıl 3.30'muş. Şu anda 14.94. Bir önceki çeyrek 4.98'miş. Bu da gördüğünüz gibi son 7 çeyreğin en iyi performansı olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat elde etmiş? Geçen sene bu %610'muş. Şu anda 172'ymiş. Bir önceki çeyrek 228'miş. Burada da gördüğünüz gibi hasılatta ciddi bir kayıp yaşamış arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretmiş? Geçen sene bu 16.99'muş. Şu anda 32.43. Bir önceki çeyrek 12'ymiş. Bu da gördüğünüz gibi hem bir önceki çeyrekten hem de geçen yıl aynı çeyrekten iyi bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar %20.14 net kar üretirken öz kaynaklarıyla, şu anda da her 100 liralık öz kaynaklarıyla 25.80 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 11'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar %35.39 büyürken şu anda 25.96 büyümüş. Bir önceki çeyrek 5.61'miş. Bu da geçen senekinde kötü, bir öncekinde de hayli iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, yıllık olarak 2022'ye 9'da 101, sonra 133'e, sonra 122'ye düşmüş, sonra 156'ya çıkarak bir başarı sergilemiş. Burası gayet başarılı olmuş. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız 21.12.2021'de fiyatı 12.63'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %335 giderken fiyatta 296 gitmiş. Halka açık bulgan 30. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 3.81. Şu anda 5.79'dan işlemi görüyor. FK 9.48. Piyasa değeri, defter değeri 5.79. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 10.14 olmuş. Zirvesi 54'müş. Zirveye uzaklık 9.38. Arkadaşlar çok da uzak bir nokta değil. Bir başka ölçüm yapalım arkadaşlar. Defter değeri fiyata ne kadar sürede ulaşır %156 büyümeyle? O da 1.87, yani 22 ay sonra bu büyümeyle arkadaşlar defter değerimiz fiyata ulaşır. Bu bir gösterge, aklınızda bulunsun yani, sadece buradan bir anlam çıkartmayın. Yıllık öz kaynak büyümesine arkadaşlar 156.05'ti. Defter değerimizde 8.66'ydı. Bir getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değerini büyüme oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarına sahip ortak olarak 13.51 bir kazancınız olacak. Peki fiyatımız neydi? 50.10. Bunu faize yatırırsak 20 liraya kazanacaksınız. Enflasyonu yatırırsak da 19.70 kazancımız olacak. Dolayısıyla her ne kadar bilançoda düzelme olsa da arkadaşlar, getiri açısından enflasyonun ve faizin gerisinde kalmış. Bunun dengeye oturması daha iyi olur arkadaşlar.
yatırımcı açısından ya bu öz kaynak büyümesi daha da yukarı gidecek veyahut da arkadaşlar enflasyon ve faizin kazancının şirkete yaklaşması lazım. Değil mi arkadaşlar? Bunun için de faizin ve enflasyonun gerilemesi lazım. Peki burada biz ne anlatıyoruz arkadaşlar? Ne hikaye anlatıyoruz? Şunu diyoruz. Çeyreksel olarak gelişmeler olsa da alternatif yatırım aracının gerisinde kalmış. O zaman istersen sen şirkete yatırım yaparsın, istersen gidersin. Efendime söyleyeyim faize yatırım yaparsın. Yani faize yatırım yaptığında şirketten daha çok kazandığını görüyorsun. Ha biz alt sat mı dedik? Asla öyle bir şey söylemiyoruz. Parası olan birisi bunu 50 lira 10 kuruştan 50 milyona da götürür. 5 liraya da düşürür. Yani bizim böyle bir iddiamız yok. Şuraya gider, buraya gider diye bir iddiamız yok. Yatırımcıyı yönlendirme gibi bir iddiamız da yok. Gelecekte ne olacağını arkadaşlar elbette buna yönelik bir fikrimiz var ama yatırımcıyı yönlendirmek, yanlış yönlendirmemek açısından bu da kendimize kalsın. Yani siz burada faizi, gelecekte oluşan faizi, enflasyonu ve şirketin büyümesini tahmin ederseniz o zaman daha doğru kararlar verirsiniz. Çünkü bu bilanço nedir arkadaşlar? Geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Gelecek beklentiniz sizin daha iyi olabilir, daha iyi bir çalışma yapmış olabilirsiniz. Buna göre yatırım kararı almış olabilirsiniz. Arkadaşlar, şunu rahatlıkla söyleyeyim. Şimdi kar yaparsanız, kar da sizin bana vermeyeceksiniz, zarar edersiniz de ben sizin zararınızı karşılamayacağım. Bunu böyle bilin. Ona göre yatırım kararı verin. Biz ne yaptık arkadaşlar? Biz burada bazı ölçümler yaptık. Bundan sonra tamamen karar sizin, alırsınız, satarsınız. Sorumluluk da size ait. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız bu tür bilançolardan erkenden haberiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.